Bizi ikna etmek kolay olmaz doğrusu. Ben de bunu biraz daha açık yüreklilikle, siz tabii bir bilim insanısınız, siyasetine girmezseniz için, ama ben bunu da söyleyeyim. Hocam, sizi bir dakika daha tutmak istiyorum. Lamia ablamızı da soracağım. Bazı hastalarımız uzun süre hastanede kalıyor, ama önce 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye'de neler yaşandı? Ezgi Gözeger bunun haber hazırladı. İzleyelim. Kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır her gece doktor. Bir hekim hem sizi dinler, hem kalbinizi, hem de kendi kalbini dinler. En güçsüz anlarında sizlerin yanınızdadır. En zor zamanımızda yanımızdalar. En özel anlarında bile fedakarca işlerinin başındalar. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları ve doktorlar başroldeydi. Alo. Aa, merhabalar. Buyurun benim. Tamam. Siz geçin, ben hemen geliyorum. Hocam sen bensiz devam et. Özel anlarında her şeyi bir kenara bırakıp hastalarına koşanlar, içine düştüğümüz küresel salgın döneminde elimizden tutanlar. Onlar aynı zamanda bu savaşta en büyük kayıp yaşayanlar. Doktorlar, sağlık çalışanları unutulmadı. Mersin'de İçel Sanat Kulübü pandemide hayatını kaybeden sağlık şehitleri için kaleme aldıkları şiirleri okudu. Kaybettim, kayboldum, maskelenmiş yaşamın yeniliğinden. Buluşmamız bulaşmalara mı? Ne ince boyunlu ilaç şişesini, ne kırmızı kutuyu devirdiniz. Yüzümüzde yıldızların aydınlığı, başucunda durup el ele verdiniz. Bodrum Belediyesi en özel anlarında ailelerini dahi geride bırakıp işine koşan doktorları bir videoda topladı. Efendim? Tamam tamam geliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye bünyesindeki sağlık çalışanları için bir kahvaltı programı düzenledi. Pandemi dönemi dahil bütün dönemlerde çok cefakar ve çok fedakar şekilde çalışan bütün sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın ve kaybettiğimiz sağlık şehitlerinin yakınlarının da tıp bayramını kutlarım. Adı bayram ama kutlama değildi yapılan etkinlikler. Pandemi savaşında en ön safta en büyük savaşı veren sağlık çalışanları verdikleri kayıpları andı bu 14 Mart'ta. Meslektaşlarımızın yokluğunu derin üzüntüsünü hissediyoruz. Fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu sene Tıp Bayramı'nda onları almak istedim. Siyah önlük, siyah balon ve siyah maskeleriyle andı şehit meslektaşlarını. Şiddet son bulsun çağrısı yaptılar. Sağlık çalışanlarının sizin için ve sevdikleriniz için ne kadar vazgeçilmez bir hizmet verdiklerini tekrar düşünün. Hiç kimse, hiçbir sağlık çalışanı şiddete maruz kalmasın. İzmir Çiğli Belediyesi sağlıkçılar için bir hatıra ormanı oluşturuyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda görev şehidi olan her sağlıkçı için bir fidan toprakla buluştu. Sağlıkçılara, tıpçılara ve bütün sağlık camiasına borcumuzu bu hatıra ormanıyla ödemek için, kısmen ödeyebilmek için burada toplandık. Doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının ne denli önemli bir görevi olduğunu anladığımız bugünlerde tüm sağlıkçıların verdikleri emek ve aldıkları risk ölçüsünde takdir edilmesi ortak temenniydi. Söyle inanama, karalar yuvarlısın. Söyleyin yarime, aman anlasın. Ezgi'nin dışında bu sabah haber masasında Zafer Söken ve Beyza Gözeyik vardı. Üç arkadaşım haber yaptı. Editörlüğümüzü Zeray Kınacı yaptı. Yönetmenim Savaş Yıldız. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile birlikte.